Galatasaray televizyonu ekranlarından herkese mutlu günler diliyoruz efendim. Gün ortası programıyla karşınızdayız. Bugün 26 Şubat Pazartesi, yeni haftaya galibiyetle başlıyoruz. Galatasaray'ın Bursaspor mücadelesini konuşacağız. Aynı zamanda ligde oynanan birçok önemli maç var. Bu mücadeleyi sizler için değerlendireceğiz. Değerli konuğum Cumhur Önder Aslan'la birlikte. Cumhur hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. İyi yayınlar Melisa. İyi yayınlar olsun. Nasılsın? İyiyim. Galatasaray kazandı. Galibiyette kapatmak iyi oldu Galatasaray açısından da. Bakalım yarış yeniden renklenecek herhalde. Kesinlikle öyle. Cuma gününe iki karşılaşmayla başladık. Bir tanesi Galatasaray maçıydı. Bizler için tabii ki en önemlisi 5-0'lık net bir sonuçla Sarı Kırmızılılar kendi evinde Bursaspor'u mağlup etti. Gollerden bahsedeceğiz. Bireysel performansıyla ön plana çıkan isimler var. Takım oyunu olarak da oldukça iyiydik. Hatta enteresan istatistikler maçın ardından da ortaya çıktı. Bunların da hepsini konuşacağız. Genel bir değerlendirme olarak başlamak istiyorum senden. Tabii Bursaspor konum itibariyle belki bulunduğu yer sıkıntılı olabilir ama her zaman size sıkıntı yaratabilecek sert bir maç vaat ediyordu Galatasaray'a ama iç sahada Galatasaray'ın özellikle son dönemde yakaladığı bir seri var. Kazanma anlamında, kaybetmeme anlamında. Böyle hepsini bir bütün halinde değerlendirdiğimizde zor olan bir maç. Aslında gollerin de biraz hemen erken gelmesiyle Galatasaray adına daha da rahata döndü. Evet. Zaten Bursaspor'un da 10 kişi kalmasıyla beraber artık tamamen bütün oyun kontrolünü Sarı Kırmızılar ele geçirdi. Beraberinde de 5-0'lık rahat bir skor. Buna ihtiyacı vardı Galatasaray'ın çünkü Kasımpaşa mağlubiyetinden sonra biraz tabii hakem kararlarının da çok tartışıldığı bir maçın ardından evet. Moral ve motivasyona ihtiyacı vardı. Özellikle şampiyonluk yarışında rakiplerle puan puana bir mücadele varken artık bu saatten sonra hiçbir şekilde kayba tahammülü yok Galatasaray'ın. Ligin gidişatına bakacağız. Her hafta zirveye oynayan takımlar puan kaybediyor. İki hafta önce Başakşehir ve Beşiktaş'ın puan kaybettiğini gördük. Geçtiğimiz hafta Galatasaray kaybetti. Bu hafta Fenerbahçe kaybetti. Yani kıran kırana bir zirve mücadelesi devam ediyor. Her maçta çok çok önemli olacak. Düşme potasındaki takımların da puanları birbirine çok çok yakın. Yine tabii ki hakemden isyan eden birçok takım var bu haftanın sonunda da. Hepsini seninle konuşacağız. Daha sonra puan durumu da gelecek. Önümüzdeki haftada maçlar var. Türkiye Kupası maçları oynanacak. Galatasaray'da yarın Akhisar Spor'la karşılaşacak. Hepsini konuşacağız. Bugün konuşacağımız çok konu var değerli izleyiciler ama tabii Bursa Spor maçıyla girizgah yapmak istedik. Güzel bir sonuç, güzel bir oyun. Bursa Spor da açıkçası çok fazla direnemedi. Rakip ceza sahasında topla buluşma 25-0 gibi bir oran. Gerçekten çok enteresan. İlk şutları 67. dakikada gelmiş. Galatasaray tamamen oyunu domine etti. Güzel bir oyun oynadı. Aynı zamanda seyircisinin de zevk alacağı bir futbol ortaya koydu. Dediğin gibi iç saha maçlarında gerçekten çok başarılı bir performansımız var. Şimdi önemli maçlar da geliyor tabii ki. Derbi mücadeleleri de oynanacak. Biliyorsun Fenerbahçe dışında diğer takımları kendi evimizde konuk edeceğiz. Hiç şüphesiz çok güzel bir ambiyans olacak. Cuma maçı olmasına rağmen 36.812 seyirci vardı. Taraftarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Bu sezon takımlarını hiç yalnız bırakmadılar ki geçen hafta şunu konuşuyorduk aslında. Galatasaray iç saha maçlarında pazartesi ve cuma olarak çok oynadı diye. Evet, senin de belirttiğin konu aslında çok önemli. Cuma ve pazartesi günleri taraftarların İstanbul gibi büyük bir şehirde stada ulaşmaları anlamında çok zorluk çıkartıyor. Çünkü insanlar işten çıkıyor, okuldan çıkıyor, geliyorlar. Bir de Türk Telekom Stadyumu'nun konumu itibariyle toplu taşıma araçlarının metro dışında pek uğrak olmadığı bir yer olması nedeniyle bu daha da zorlaşıyor. Bireysel olarak araçlarıyla gelen insanlar otopark gibi konularda bazen sorun yaşayabiliyorlar. Böyle değerlendirildiğinde 36 bin, 37 bin civarında seyirci çok iyi bir rakam. Bu tabii şampiyonluk havasında olması, Galatasaray'ın Fatih Terim'in tekrar takımın başına dönmesi, iyi futbol izletiyor olması Galatasaray'ın her şeyden önemlisi insanları buraya çekiyor. Yani bir siz insanlara bir şey sunacaksınız ki taraftar da buraya her koşulda her şartta gelebilsin. Galatasaray bunu sunuyor. Taraftar da senin de söylediğin gibi çok sezon başından beri hakikaten bu stadı doldurdular her maçta. Bir önceki maçta pazartesi günüydü bildiğin gibi. Yine evet. Bir iş günü, iş çıkışı. Bir gün sonra yine iş var. Havada soğuk malum, kış aylarındayız ama Galatasaray taraftarı takımını yalnız bırakmıyor. Hafta sonu olunca tabii bu sayı daha da artıyor. Bunu söylememiz gerekiyor ama cuma ve pazartesiye göre gerçekten ortalaması oldukça yüksek. Bu sezon zaten rakiplerine bu alanda da fark attı Sarı Kırmızı. Bundan sonra da çok Galatasaray'ın taraftarına ihtiyacı var. Özellikle iç sahada oynayacağı Trabzon maçı, Beşiktaş maçı, Başakşehir maçı çok önemli. Şampiyonluk yolunda kırılma maçları. Bu desteğin artarak devam etmesi gerekiyor.
Kesinlikle öyle. Tabii ki Bursaspor maçına geçecek olursak Gomis ve Rodriguez'den teker teker bahsedeceğim ama bu ikilinin işbirliğinden bahsederek başlayalım. Birbirlerini çok iyi besliyorlar gerçekten. Hatta bu maçta biliyorsun Gomis'in attığı 3 golün ikisinin asistini Rodriguez yaptı. Birini Belhanda yapmıştı. Aynı şekilde Rodriguez'in attığı golün asistini de Gomis yaptı. Daha önceki maçlarda da özellikle Rodriguez'in Gomis'i ne kadar beslediğini, bu iki oyuncunun ne kadar iyi anlaştığını görebiliyoruz. Rodriguez zaten özellikle bu sezon gerçekten farkını ortaya koyuyor. Çok hızlı bir oyuncu, çok yetenekli bir oyuncu. Zamanlamasının çok iyi olduğunu bu stüdyoda konuştuk biz yine maç sonu programımızda. Gomis de zaten bir o kadar kaliteli bir isim. Bu ikilinin işbirliğinden biraz bahsetmek istiyorum öncelikle. Evet, son haftalarda daha da ön plana çıktılar. Rodriguez'le başlamak gerekirse hani geçen sezon geldiğinde biraz maliyeti tartışıldı, performansıyla kıyaslandığında, daha önceki kariyeri baz alındığında belki bu kadar şey vaat etmiyordu bugün sergilediklerine baktığımızda. Ama özellikle Fatih Hoca'nın gelişiyle beraber, Fatih Hoca'nın takımın başına çıktığı 7 maçta da ilk 11'de oynattığını geri Rodriguez'i görebiliyoruz. Gol sayısında artış var, asistlerinde artış var. Şöyle değerlendirelim, hatta bugün haber olarak da bunu yazdım. Florida Fatih Hoca'nın geri Rodriguez'le birebir yaptığı görüşmelerde onun hem süratinden hem de asist özelliğini, gol özelliğini daha ön plana çıkarmasını istiyor. Yani hücumda daha rahat olmasını istiyor. Tudor döneminde Rodriguez biraz daha hani takım savunması daha ağırlıktaydı. Biraz daha savunma görevleri ön plandaydı Rodriguez'in ama Fatih Hoca hücum özelliklerini onun çok iyi tespit etti. Bir de tabii kanat değişikliği olunca Rodriguez sağ ayaklı ve sol kanatta oynuyor. Ters çalımları, o ters Kasımpaşa maçında attığı gol, burada Bursa maçında attığı golleri değerlendirdiğimizde ters kanatta oynayıp ters ayakla daha rahat bu pozisyonlara girebiliyorsunuz. Kesinlikle. Bütün bunları bir bütün halinde değerlendirdiğimizde Fatih Hoca'nın Florya'ya geldikten sonra Rodriguez'e ekstra bir özgüven aşıladığı ortada. Bu da oyuncunun performansına zaten çok net bir şekilde yansıyor. Kesinlikle öyle. Takımın tabii ki hücumsal anlamda daha zengin bir oyun ortaya koymasını sağlıyor. Gomis'in gol sayılarına yansıyor ki Gomis biliyorsunuz 23. hafta sonunda 20 gol 5 asistlik performansıyla kendi rekorunu da ilerleyen çok dönemde yaklaştı. 4 gol daha atarsa durumda kendi kariyer rekorunu kıracak bir sezonda resmi maçlarda attığı gol sayısını. Kesinlikle öyle. Çok başarılı bir performans Galatasaray'a geldiği günden bu yana zaten. Gomis'i bu stüdyoda defalarca konuştuk değerli izleyiciler. Çok özverili bir futbolcu. Antrenmanların dışında da çalışmalarını devam ettiren bir isim. Aynı zamanda insan ilişkileri çok kuvvetli. Türkiye'ye alıştı. Maç esnasında dikkatimizi çeken birçok güzel özelliği var ki sadece gol atması değil aslında onu ön plana çıkartacağımız özellik. Onun dışında hem tribünleri ateşlemesi, takım arkadaşlarını tansiyon gerildiğinde sakinleştirmeye çalışması, bir taraftan sürekli bir gol atsa ikinciyi, üçüncüyü araması, bu kadar istekli ve iştahlı bir oyuncu. Yani bu başarısı tesadüf değil. Sezon sonunda da ben eminim ki rekoru kıracaktır. Hatta Galatasaray umuyoruz ki, inanıyoruz ki gönülden şampiyon olacak ve Gomis de gol kralı olacaktır. Evet. Çünkü hakikaten bu alanda bir gidişat var. Şimdi Fatih Hoca geldiği dönemden sonra Gomis'le de birebir konuşmalar yaptı ve onun da performansının aslında ne kadar arttığını gördük değil mi maç içinde? Evet, yani Fatih Hoca herkese gayet sıcak bir şekilde yaklaştı geldiği günden beri. Daha önce de konuşmuştuk mesela Belhanda üzerinden çok yorum yapmıştık. Beklediği bir şeyler var demiştik Belhanda'dan. Onlar gerçekleşince Belhanda ilk 11'de neler yapabileceğini ekstra ortaya koydu. Gomis ise aynı şekilde hakikaten geldiği günden beri ne kadar çok yönlü bir futbolcu olduğunu, ne kadar komple bir oyuncu olduğunu bize gösteriyor. Bahsettiğim bir şey çok doğru. İnsan ilişkileri anlamında hakikaten çok üst seviyede. Yani herkesle diyalog kurabilen, herkesle yakından ilgilenebilen, yani çıkarken maçtan sonra bile biz gazetecilere röportaj alanında hepimize tek tek selam veren, forma imzalama konusunda hiç kimseyi kırmayan, fotoğraf çektiren, yani bunlar çok insani önemli özellikler. Bunlar sizi zaten çok değerli kılan şeyler. Sahadaki performansınız elbette önemli. Ama bir de bir bütünleşmesi de oldu Galatasaray taraftarıyla, camiasıyla Gomis'in. Bu da bence dikkat çekilmesi tabii gereken. Tabii sahadaki performans, sizlere yaklaşımı, her zaman röportaj verirken giyimi, kuşamı, gerçekten bunlar bir oyuncuyu gerçekten çok farklı kılan özellikler. Gomis de öyle değerli bir oyuncu. Aynı zamanda örnek de bir futbolcu. Son dönemlerde Türkiye'de özellikle yabancı sınırlamasının konuşulduğu, sürekli tartışıldığı günlerde de aslında genç oyunculara da çok örnek bir futbolcu. Forma rekabeti açısından da gerçekten
çok önemli bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Buffett'in bir Gomis'in. Arkadaşlarımız Gomis'le ilgili özel bir haber hazırladı değerli izleyiciler. Ekranlarınıza taşıyoruz. Ardından stüdyomuzda olacağız. Kariyerinde daha önce Saint-Étienne, Olympique Lyon, Swansea City ile Olympique Marsilya'da oynayan Buffett Mbeumo, Galatasaray formasıyla başarı çıtasını daha da yükseğe çekti. Spor Toto Süper Lig'de Gomis 23 haftalık periyotta 20 gole ulaştı. 32 yaşındaki santrafor kariyerinin en skorer sezonunu şimdiden tekrarladı. Buffett Mbeumo geçen sezon Fransa ekibi Olympique Marsilya ile ligde 31 maçta 20 kez ağları sarsmıştı. Fransız yıldız Galatasaray'da en yüksek sayıyla gol krallığı yaşayan yabancı futbolcu olan Milan Baroš'un gol sayısına 23 haftalık bölümde ulaştı. Baroš 2008-2009 sezonunda sarı kırmızılı formayla 31 maçta 20 gol atarak sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı. Buffett Mbeumo skorer performansıyla Galatasaray'ın son gol kralı Burak Yılmaz'ı da geride bıraktı. Sarı kırmızılı formayla 2012-2013'te 24 golle krallığa ulaşan Burak Yılmaz, söz konusu sezonun 23 haftalık bölümünde 14 gol atmıştı. Buffett Mbeumo ligde kalan 11 maçta 5 gol atması durumunda Burak Yılmaz'ın tüm sezonda ulaştığı gol sayısını geçecek. Gomis ayrıca Galatasaray'da bu sezon 1 maçta 3 gol atan ilk futbolcu oldu. Bursa Spor karşısında 3 kez meşin yuvarlığı ağlara yollayan Fransız futbolcu, sarı kırmızılı takımda bu sezon hat-trick yapan ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti. Galatasaray'da son olarak Sinan Gümüş, 2015-2016 sezonunda İstanbul'da oynanan ve 6-0 sona eren Kayseri Spor maçında 3 kez topu filelerle buluşturmuştu. Buffett Mbeumo Süper Lig'de gollerinin %75'ini Türk Telekom stadında kaydetti. Fransız futbolcu Süper Lig'deki 20 golünün 15'ini sarı kırmızılı taraftarların önünde attı. Şimdi tehlike var. Gol pozisyonu ve gol! Gol bir sahne oluyor Gomis! Galatasaray'ın sahasında Bursa Spor'la oynadığı maçta 3 gol atan Gomis, Kayseri Spor, Kasımpaşa, Gençler Birliği ve Antalya Spor müsabakalarında 2'şer, Demir Grup Sivas Spor, Aytemiz Alanya Spor, Teleset Mobilya Akhisar Spor ve Osmanlı Spor karşılaşmalarındaysa birer kez ağları havalandırdı. Galatasaray'ın bu sezon Süper Lig'de evinde attığı 36 golün %55'inde Buffett Mbeumo'nun katkısı bulunurken, başarılı futbolcu Galatasaray'ın şu ana kadar ligde kaydettiği gollerin %38.5'ine imza attı. Galatasaray, Buffett Mbeumo'ya skor bulduğu 13 maçın 11'inde galip geldi. Sarı kırmızılı takım, Fransız futbolcunun fileleri havalandırdığı maçlardan 11 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrıldı. Öyle bir istatistikleri var ki onun performansı için ne desek az tabii ki. Attığı 20 golün 15'ini Türk Telekom Stadyumunda kaydetti. Düşünsene 15 kez o kenetlenme, o güzel gol sevincinde yaşadık. Özellikle bu hafta hat-trick yaptı Buffett Mbeumo. Gerçekten çok şık golleri var. Özellikle Bursa Spor maçına dair konuşursak da ilk golü gerçekten muazzamdı bence. Yani zaten tek vuruş konusunda Türkiye'deki en iyi forvetlerin başında geliyor Gomis. En önemli özelliklerinden biri fizik gücü. Ve hava topu hakimiyeti, top kontrolünün yanı sıra tek vuruş özelliği çok iyi bir oyuncu. Bunu çok da iyi kullanıyor. Görüntülerde de vardı Antalya Spor'a deplasmanda attığı gol mesela. Yine iç sahada birçok benzer golü var. Çok önemli. Bir de beraber oynadığı oyuncularla da çok uyumlu. Yani tam bir kendisi ne kadar komple bir oyuncuysa takımla da beraber çok iyi performans sergileyen bir oyuncu. Bir forvet için bu çok önemli. İstediği pasları alabilmek. İşte Geri Rodriguez son haftalarda çıktı ve Gomis'le çok inanılmaz bir ikili oldular. Çok beklenen, çok hesaplanan bir şey belki değildi ama o uyum yakalanabiliyor dönem dönem birçok oyuncuyla. Bu da çok önemli. Takım adına. İçinde forvet oyuncusunun beslenmesinin ne kadar önemli olduğundan zaten hep bahsediyoruz. Hatta seninle de konuştuğumuzu hatırlıyorum. Bu takım Gomis'in gol atması adına aslında çok uygun ve verimli bir takım. Evet. Bir taraftan da şu bizleri çok memnun ediyor. Evet, Gomis skor yükünü çekiyor tabii bir forvet oyuncusu ama onun dışında da oyuncularımız skor ve asist katkısı veriyor. Yaratıcı bir takıma sahibiz gerçekten. Bu hafta da bunu gördük. Gomis'in maçın ardından açıklamaları var. Diyor ki bunu aslında bireysel performans olarak bakmamak lazım. Bu bir takımın başarısıdır. Ben bu golleri atıyorsam bu takımın başarısıdır. Benim için tabii ki gol atmak önemli ama takım kazanamazsa bu gollerin de önemi yok. Dolayısıyla benim gollerimle kazanılması da güzel bir şey dedi. Her zaman da
takım vurgusunun altını çizen bir isim. Bu da önemli kesinlikle. Hani bazı oyuncularla ilgili konuşuruz ya, her takımda biraz daha bireysel oynuyor diye. Hiçbir zaman bireysel oynamıyor. Tabii ki gol atmak istiyor. Bulunduğu mevkiden dolayı golcü bir oyuncu. Ama onun dışında da arkadaşlarına da servisi gayet başarılı. Onun dışında saha içindeki mücadelesi çok başarılı. İşte mesela Kayseri Spor maçında da Eren Derdiyok'tan bahsettik. Gomis yoktu, Eren vardı. Attığı gollerin yanı sıra saha içindeki performansı da çok iyiydi. Mücadelesi, hırsı. Biz hep bunlara da dikkat çekiyoruz bir taraftan. Evet, yani Gomis'in bir takım oyunu içerisinde en önemli rolü aldığı bir gerçek Galatasaray üzerinde konuştuğumuzda. Ama ona bu servisi yapan takım arkadaşları hakikaten onun başarısı için de çok doğru seçilmiş isimler. Yani Galatasaray'ın takım kurgusu sezon başında doğru yapıldı. Bu bir gerçek. Burada yani Tudor'un bu doğrultuda hakkını vermek lazım. Fatih Hoca geldikten sonra o takım içindeki bazı motivasyon kayıplarını, bazı küskünlükleri, kırgınlıkları çok iyi bir şekilde onardı ve tekrardan o takımı hedefe kitleme yolunda çok önemli hamleler yaptı. Ha, kaybedilen maçlar olmadı mı Fatih Hoca zamanında da? Elbette oldu, ama bunlar zaten lig yarışı içinde her an başınıza gelebilecek şeyler. Bundan sonrası önemli. Galatasaray fikstürünü iyi kullanabilirse son final haftalarına rakiplerine çok önemli bir gözdağı vererek girebilir ve final haftalarını çok iyi oynayan bir Galatasaray futbol takımı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu açıdan çok önemli. Gomis'in performansı bireysel anlamda elbette ilk geldiği sezonda Türkiye Ligi'nde gol kralı olmak isteyecektir. Ama onun da söylediği gibi takımın başarısı çok çok önemli. Galatasaray şampiyonluğu kazanırsa Gomis de Galatasaray'la beraber çok daha iyi yerlere yükselir. Hatta Trabzonsporlu Burak Yılmaz'ın da bu hafta sonu maçtan sonra bir açıklaması vardı. Yani o da gol krallığında Gomis'le beraber yarışan bir isim, ama dedi ki eğer dedi hani Gomis dedi gol kralı olacaksa şampiyon da Galatasaray olsun gibilerinden bir şey söyledi. Yani tek başına gol krallığının kendisine yetmeyeceğini, takımın da şampiyon olursa gol krallığının bir anlam kazandığını belirtti. O da çok önemli bir ifade. Orada hani Gomis'in ne kadar kaliteli bir isim olduğunu rakip takımda oynayan bir eski Galatasaraylı futbolcu da açık bir şekilde ifade ediyor. Herkes ona zaten saygı duyuyor. Evet. Ben hangi takım taraftarı olursa olsun bu bulunduğumuz ortamda bile biliyorsun futbolda maalesef o sevgi ortamını çok fazla göremiyoruz, ama Gomis'e her takım taraftarının evet, sempatisi ve saygısı olduğunu görüyoruz. Çünkü aslında bu biraz da karşılıklı. Onun da diğer rakiplerine karşı saygısı var her zaman. Biliyorsun gol sevincini bile çizgi dışında evet, yapan, bu sorulduğunda da neden öyle yaptığını bu şekilde açıklayan bir isim. Dolayısıyla hakikaten herkesin saygı duyduğu bir isim Bofetin bir Gomis. Bu da özel bir şey bence. Her futbolcuya evet, nasip olmaz. Özellikle Türkiye'de biliyorsun. Ama karşılıklı dediğimiz gibi. Evet. Onun saygısı var. Rakip taraftarların bile ona saygısı var. Zaten Galatasaray taraftarından bahsetmeme gerek yok bu noktada. Muhteşem bir kenetlenme var. Biliyorsun daha önceki bundan 1-2 maç önce yine Türk Telekom Stadyumunda gol sevinçlerinin ardından kenetlendiler. İnanılmaz güzel gol sevinçleri vardı. Bir gol sevincinde hocasına sarılıyor. Bir gol sevincinde artık klasik o yerdeki gol hareketini, sevincini, gol sevincini yapıyor. Ve de taraftarla kenetleniyor. Daha ne olsun ki, işte futbolu güzel yapan unsurlar bunlar gerçekten. Bu arada Rindong'dan da bahsetmek istiyorum. Özellikle sosyal medya hesabını aktif kullanıyor. Zaman zaman antrenmana giderken trafikte şarkılar söylüyor. Türkçe şarkılar, yabancı şarkılar. Onun dışında Belhanda ile paylaşımları çok keyifli. Biliyorsun talihsiz bir evet, olay yaşandı. Bugün de bir paylaşım yapmış. Biz de program içerisinde gördük. Hemen arkadaşlarımızdan rica ettik. Rindong'un paylaşımı gelsin ekranlarınıza. Duygusal bir klip çekmiş. Antrenman yapmak mümkün olmadığı zaman diye. Rindong. Yani o da orada olmak istiyor ama tabii gözündeki sakatlıktan dolayı orada değil. Hakikaten çok esprili bir şekilde güzel aslında bir mesaj vermiş. Yani sahada olmak istediğini, zaten formayı kazandı hakikaten. Hala orada olmak istediğini anlatıyor. Çok güzel bir video olmuş bence. Kesinlikle öyle. Arkadaşları da ona geçmiş olsun mesajları paylaşıyor. Yasin Öztekin'in bir paylaşımı vardı. O da onlara kalp yapıyor. Yani takımdaki arkadaşlık ruhunun da ne kadar önemli olduğunu bu noktada görüyoruz. Gerçekten paylaşımları çok eğlenceli. Geçmiş olsun diyoruz biz de ona. Evet, maalesef
görünmez yani, kaza diyebiliriz yani. Tarihsiz bir pozisyonda, tarihsiz Belhanda'nın parmağı isabet ettiği gözüne. Umarız kısa bir süre içinde sağlıklı bir şekilde tekrar döner. Çünkü Galatasaray'ın şu periyotta Donk'a çok ihtiyacı var. Kesinlikle öyle. Biz Donk'u konuşurken o görüntü de ekrana gelebilir bu arada, yönetmenimden rica edeceğim. Şimdi Donk'un performansı da Fatih Terim'in gelişinden sonra ilk yarıda hiç oynamamış bir futbolcu. Antalya evet. kampında zaten ön plana çıkmıştı. Daha sonrasında her forma giydiği maçta elinden geleni yapan bir isim. Gerçekten çok başarılı bir performans sergiliyor. Geçtiğimiz haftada yaptığı asist de zaten bunun aslında meyvesini aldığını gösteriyordu Donk için. Orta sahada Fernando'nun yokluğu. Evet, Fernando çok özel ve çok önemli bir oyuncu. O da yakında aramıza dönecek. Bekliyoruz. Onu da heyecanlı ama bu dönemde en büyük kazançlardan biri de Donk'tur bence. Hocası da ona bence bu mesajı verdi. O da hocasının istediklerini sağ içinde uygulamaya başladı. Çünkü yetenekli bir isim, Kasımpaşa'daki performansını evet. biliyoruz. Şimdi yeniden yükselişte. Bu da bizi çok memnun ediyor. Özellikle Fatih Hoca'nın gelişiyle birlikte yani oyuncuların var olan potansiyellerini yukarı çekmek kadar değerli bir şey yok bana göre. Bunu da hocamızın gelişiyle gördük zaten. Yani hoca geldiğinde zaten çok net ifade etmişti. Yani transfer döneminde çok tabii sorular geliyordu ama o bizim için en önemli şey mevcut oyuncu kadromuzun performansını yukarıya çekebilmek demişti Fatih Terim. Bakıldığı zaman bunda da başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Tecrübeli hocanın Donk adeta, yani Fatih Terim Donk'u yoktan var etti. Sezonun ilk yarısında hiç yüzüne dahi bakılmamış bir futbolcudan bahsediyoruz. Elinizde potansiyeli var, oynayabilir. Kalitesini biliyorsunuz, fizik gücü çok üst seviyede. Stoper de oynayabilir, orta sahada da oynayabilir. Fatih Hoca iyi değerlendirdi. Ndiaye'nin ayrılığı, Fernando'nun sakatlığıyla beraber Donk o dönemde görev alarak üzerine düşeni yaptı. Evet. Yani bundan sonra da kadro için çok çok önemli bir alternatiftir. Hani bakıldığı zaman Fernando'nun dönüşüyle beraber oradaki rekabet aslında biraz daha artacak. Çünkü Selçuk Belhanda ikilisi de çok iyi bir uyum yakaladı. Hemen bir adım gerilerinde Donk var. Savunma hattının önünde bir duvar gibi. Bu rekabet Galatasaray'ı daha da takım kadrosunu iyi bir seviyeye getirecektir lig şampiyonluk yarışında. Rekabet demişken de mesela sağ bekten bahsedelim. Evet. Martin Lines oynuyor son haftalarda. Mariano da çok çok yetenekli bir isim. Hatta basın toplantısında Fatih Hoca'ya da bu soruldu. Sonuçta ikisi de çok değerli oyuncular. Hangisinin performansı daha iyiyse o forma giyecek. Tatlı bir forma rekabeti var. Bu da başarıyı arttırır her zaman zaten. Biliyorsun aslında yıllar yılı şunu konuşuyorduk hep. Sağ bek, Sabri dışında alternatif üretememiştik. Şu anda iki tane hali hazırda performansı yüksek sağ bekimiz var. Bu da bizler için çok mutlu edici bence. Mariano tabii çok kaliteli. Yani üst seviye oynayıp Galatasaray'a transfer olmuş bir futbolcu. Hani her futbolcunun dönem dönem belli haftalarda inişler yaşayabilirler. Mariano da geldiğinden beri Sivas maçı da dahil olmak üzere hep değişilmez ismiydi oranın. Hı hı. Bir düşüş olabilir. Fatih Hoca'nın aklındaki şeyler belki o an Mariano performans olarak onu vermiyor olabilir. Yoksa tabii hafta içi antrenmanlarda birlikte çalışıyorlar. Tabii ki yani yoksa Mariano sonuçta kalitesinde bir oyuncunun hani dışlanması gibi, oynatılmaması gibi bir şey, yani bir art niyet söz konusu olamaz. Teknik, taktik gerek neyse Fatih tabii. Hoca zaten onu yapıyordur. Lines'in yükselen bir form grafiği vardı. Hoca da ona şans vermeyi doğru buldu bu dönemde. Hani şöyle değerlendirebiliriz. Mariano'nun hücum gücü Lines'e oranla çok çok üst seviyede ama Lines'in çabukluğu, geriye dönüşleri, savunma özelliği Mariano'nun biraz daha önünde. Hani bunlar tabii maç maç her plana göre değiştiği için Fatih Hoca o periyotta Lines'i önde görmüştür. Şimdi bu hafta Karabük deplasmanında ya da yarın Akhisar maçında Mariano'yu sağ bekte tekrardan izleyebiliriz. Hani Mariano pas tercihlerini daha doğru yapabilen, orta isabet oranı daha yüksek olan, hücuma katkısı daha fazla olan bir sağ bek. Hani Galatasaray'ın oyun kültüründe de bu tip sağ beklere genelde yer var ama Lines ne zaman forma şansı verirse sağ bekte olsun sol bekte olsun her zaman elinden gelenin en iyisini yaptı kendi performans ölçütleri doğrultusunda. Evet, sağ bekte bir sıkıntımız gözükmüyor. İki tane hali hazırda başarılı, performansı yüksek, farklı farklı özellikleri olan başarılı oyuncumuz var. Dolayısıyla bu da bizleri memnun ediyor. Hem lig maratonunda hem de Türkiye Kupası'nda artık son noktaya doğru geliyoruz. Kupa yakın. Galatasaray bu kupayı en çok kazanmış takım tabii ki. Bu sezonda hedefimiz kupa. Tabii ki aynı zamanda lig şampiyonluğu. Türkiye Kupası maçında konuşacağız aslında seninle. Biraz lige bakalım istiyorum seninle birlikte. Alınan sonuçlar gelsin. Bir maç kaldı biliyorsunuz. Başakşehir'le Gençler Birliği maçı dışında Süper Lig'de 23. hafta tamamlandı diyebiliriz. Alınan sonuçlar gelsin. Öncelikle ekranlarınıza Galatasaray Cuma günü Bursaspor 5-0'la geçti değerli izleyiciler. Akhisar Spor, Atiker Konya Spor maçının heyecanlı olabileceğini söylemiştik. Aslında Konya Spor'un da son haftalarda yükselen bir performansı var. Belki tabloya yansımıyor puan bakımından ama gerçekten onlar da devre arasında kadrolarını
güçlendirdiler ama Kayserispor'u 3-0 mağlup oldular. Kayserispor Kasımpaşa'yı 3-2 ile geçti. Heyecanlı bir maç olduğunu söyleyebiliriz bu maçında. Alanyaspor Trabzonspor maçı 2-1'lik Trabzonspor üstünlüğüyle sonuçlandı. Orada da hakem kararları tartışıldı biliyorsun. Evet, Alanyaspor Trabzonspor mücadelesinde Alanyaspor öne geçmesine rağmen daha sonrasında mücadeleyi kaybetti. Osmanlıspor Antalyaspor maçından gol sesi çıkmadı. Yeni Malatyaspor Karabükspor'u 3-1 mağlup etti. Artık Karabükspor gerçekten çok çok zordu zaten işi. Yani, haftalar geçtikçe mağlubiyetleri artıyor. Önümüzdeki haftada Galatasaray'la oynayacaklar. Göztepe 1-0 Sivasspor'u yendi ve Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede Beşiktaş 3-1'lik bir sonuç elde etti. Bugün de haftanın kapanış maçı oynanacak. Başakşehir Gençler Birliği, her maç zor tabii ki. Gençler Birliği'nin de özellikle zirveye oynayan takımlara karşı gösterdiği performansı da biliyoruz. Öncelikle bu maçı sorayım sana. Nasıl bir maç bekliyorsun bu akşamki maçla ilgili? Yani Başakşehir evinde oynuyor tabii, maçın favorisi gibi gözüküyor. Ama hani Gençler Birliği'nin açıkçası deplasmanda yani oyun kimyası, kontrol atak özelliğine sahip oyuncuları var. İyi kapanabilen bir takım, yani rakibe baskı yese dahi pek gol izni vermeme özelliği var. Hani beraberlik çıkar mı? Ben aslında yani beraberliği çok sürpriz görmüyorum. Benim beklentim berabere bitmesi yönünde. Başakşehir favorisi tabii ki maçın ama bir beraberlik gelirse bu yarışı da, zirve yarışını da çok başka formatlara sokar. Galatasaray adına da önemli bir avantaj olur. Ben berabere biter diye düşünüyorum açıkçası. Peki bu hafta oynanan maçlarda Galatasaray-Bursaspor maçını tabii ki detaylı konuştuk. Onun dışında hangi maçlardan ne gibi notların var Cumhur? Dikkatini çekenler neler? Şimdi Akhisar'ın Okan Buruk yönetiminde iyi başlamışlardı. Bir duraklama devri oldu. Sonra yeniden bir çıkışa geçtiler. Yarın da Galatasaray Kupa'da karşılaşacak. Yeni statlarıyla beraber iyi bir hava yakaladılar. Hani yarın Galatasaray'ın da oynayacağı için dikkat etmesi gereken yönleri hızlı bir takım. Kanatlarını hem sağ kanadını hem sol kanadını çok iyi kullanabilen, kanat ortalarıyla isabet oranı yüksek bir takım. Seleznov'u transfer ettiler. İyi bir forvet. Tam Anadolu kulüplerinde hakikaten maksimum performans verebilen bir oyuncu. Dikkat edilmesi gerekiyor. O maç güzel bir maç olmuştu. Kayseri-Kasımpaşa maçı, onda da biraz hakem hatalarının damga vurduğu bir maç. Penaltı kararı ama Kayseri Spor önemli bir galibiyet elde etti. Alanya-Trabzon maçı, Alanya öne geçti. İkinci yarı Trabzonspor üstünlük kurdu ama Alanyaspor ikinci yarıda da baskılıydı. Golü bulamadılar sadece. Hikmet Karaman'la da yolları ayırmışlar bugün. Onu da belirtelim, Alanyaspor'un teknik direktörü. Osmanlıspor Antalyaspor maçında penaltı kaçırdı Osmanlıspor çıkarleşi. Yeni Malatya evinde iyi oynayan bir takım. Karabük zaten senin de bahsettiğin gibi küme düşme hattındaki diğer takımlarla olan puan farkı giderek açıldı. Osmanlıspor'un 20 puanı var, Karabük'ün 12. Yani çok o çember açılıyor. Evet. Göztepe-Sivas maçında Dembaba hakikaten çok güzel bir gol attı. Uzaktan sert bir şutla. Ama Sivasspor ikinci yarı iyiydi, golü bulamadı. Beşiktaş-Fenerbahçe maçı da hakikaten keyifli bir derbiydi. İzleyenlere güzel bir futbol sundu. İlk yarı Fenerbahçe biraz daha baskılıydı. Zaten golü de buldular ama Beşiktaş ikinci yarı hakikaten Quaresma'nın ekstra performansıyla sonuca gitmesini bildi. Orada zirvede Beşiktaş'ın galibiyetiyle aslında kartlar yeniden dağıtıldı bir anlamda. Gelsin puan durumu ekranlarınıza, alınan sonuçların ardından oluşan puan durumu. İşte ekranlarınıza geldi. Tam ekran olarak alabilirsen seyircilerimizle paylaşayım. Ardından bu puan durumunun üzerine de konuşacağız tabii ki. Galatasaray 47 puanla lider efendim. Başakşehir'in bir maçı eksiği var. Bugün Gençler Birliği ile oynayacaklar. 46 puanda ve ikinci sırada görüyoruz. Üçüncü ve dördüncüye bakalım. Beşiktaş ve Fenerbahçe 44'er puanları var. Dünkü derbinin ardından Cumhur'un da dediği gibi kartlar yeniden dağıtıldı. Beşinci Kayserispor'un 38 puanı var. 36 puanlı iki takımdan Trabzonspor 6. Göztepe 7. sırada. 8. Sivasspor 34 puanda. 9. Malatyaspor'un 31 puan olduğunu görüyoruz. Devam edelim. 10. sırada Akhisarspor var. Puanı 30, 29 puanlı Kasımpaşa 11. sırada. 12. Bursaspor 27 puanda. 25 puanı bulunan iki takımdan Gençler Birliği bir maç eksiğiyle 13. Antalyaspor 14. sırada ve maçlarını tamamladı. 15. Alanyaspor'un 21 puanı var. Aynı puana sahip Konyaspor 16. sırada görüyoruz. 17. Osmanlıspor'un 20 ve son sırada bulunan Karabükspor'un ise
12 puanı var. Şimdi öncelikle alt tarafa bir bakacak olursak yine puan farkları oldukça az. Evet. Bu hafta oynanan maçların ardından da her hafta böyle çekişmeli maçlar izleyeceğiz. Karabük Spor 12 puanda, onların biraz daha şansı az gözüküyor. Onun dışında Osmanlı Spor'un puanı 20, Konya Spor, Alanya Spor 21 puanda, diğer takımlar da 25'er puanda. Yani onlar da henüz o düşme hattından tam anlamıyla kurtulabilmiş değiller değil tabii mi? Ki. Bu zaten bu tablo biraz böyle çekişmeli devam eder. Belki son haftalar, artık son 3-4 haftaya girildiğinde belki daha net bir şey, en azından ikinci takımı görmüş oluruz. Ama hakikaten zirveye oynayan takımların birbirleriyle oynayacakları maçlar çok önemli. Bunun dışında alt sıralarda ki takımlarla oynayacakları maçların da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle sonuçlar gerçekten belli olmuyor. Deplasmanda oynayacakları maçlar, küme düşme mücadelesi veren takımlarla, büyük takımların oynayacağı maçlar çok önemli. Yani orada çember çok dar. Hani o korkuyu ensesinde hisseden çok fazla takım var. Böyle bakıldığı zaman senin de bahsettiğin gibi hem birbirleriyle oynayacakları maçlar hem de büyük takımlarla oynayacakları, oralardan ekstra puan almaya çalışacakları maçlar çok önemli. Hani Karabük Spor'un şansı diğerlerine oranla çok çok az bir seviyede. Artık Osmanlı Spor, Konya Spor ve Alanya Spor üçlüsü hani kadro kalitelerine bakıldığı zaman bu noktada olmayı hak etmeyen üç takım. Ama bu sezon böyle bir performans sergilediler. Bundan sonrası için şimdi Antalya Spor iyi bir çıkış yakaladı. Puan alıyor, kazanıyor, berabere kalıyor. Puan almak çok önemli. Bu doğrultuda bakıldığında hani Bursa Spor dahi orada risk taşıyan takımların başında geliyor. Ki Bursa Spor'un da performansını gördük. Gerçi Galatasaray'ın gerçekten çok baskılı bir oyunu vardı. Kendi evinde Galatasaray'la oynuyorsun. Dolayısıyla zor bir maçtı ama gerçekten hiç direnemediler. Yani iyi bir kadroları var ama bir düşüş ivmesindeler. Bir türlü toparlayamadılar son haftalarda. Yani böyle devam ederlerse, yani bir mağlubiyet daha alırlarsa çok sıkıntılı bir durumun içine girebilirler. Çünkü alttaki takımlar puan kazanıyor. Yani öyle de bir durum var. Ve zirveye bakalım. Zirve mücadelesine. Bir önceki sayfaya geçelim. Galatasaray 47 puanda. Umuyoruz ki bu akşamın sonunda da aynı şekilde devam eder. Hatta sezon sonunda zaten zirvede bitirir. Tek temennimiz, inandığımız tek şey o tabii ki. Başakşehir 46 puanda. Bu akşam Gençlerbirliği ile maçı var. 44 puanlı iki takımdan Beşiktaş ve Fenerbahçe 3. ve 4. sırada. Bunu görüyoruz. Herhalde artık 4 takım zaten önde götürecek gibi gözüküyor ama dediğimiz gibi programın başında da konuştuk. Her takım her hafta puan kaybedebiliyor. Yani burada en az hata yapan, en az puan kaybı yapan takım şampiyon olacak. Tabii önümüzde çok heyecanlı maçlar olacak. Özellikle Mart-Nisan aylarında çok çok heyecanlı derbiler, maçlar özellikle izleyeceğiz. Dört takımı birbiriyle oynayacağı maçlar çok önemli. Bu hafta Beşiktaş deplasmanda Trabzonspor'la oynayacak, önemli bir maç. Başakşehir'in daha Beşiktaş'la oynayacağı maç var, Galatasaray'la oynayacağı maç var. Fenerbahçe Galatasaray derbisi yaşanacak, Galatasaray Beşiktaş derbisi yaşanacak, Galatasaray Trabzon maçları yaşanacak. Yani şimdiden bunlar çok heyecanlı değil mi? Şimdi hem yani Galatasaray'ın alacağı 3 puan hem Galatasaray'ın yolunu açacak, hem de diğer maçların skorları da Galatasaray'ın yolunu açacak nitelikte maçlar. Böyle bakıldığı zaman hani diğer takımlarla oynanan maçlarda kimse puan kaybetmek istemiyor. Deplasman olsun, iç saha olsun. Çünkü derbileri de, o maçları alıp derbileri de kazandığınız zaman zaten şampiyonluk için önünüzde kimse duramıyor. Doğru. Hani Galatasaray'ın fikstür anlamında şöyle bir avantajı var. Başakşehir'le de, Beşiktaş'la da, Trabzonspor'la da kendi evinde oynayacak. Fenerbahçe'yle deplasmanda karşılaşacak. Fenerbahçe dünkü derbiyi kazansaydı belki zirve anlamında hani Beşiktaş biraz daha geri planda kalıp Fenerbahçe biraz daha ön plana çıkabilirdi. Ama dünkü Beşiktaş galibiyeti Beşiktaş'ın da yeniden yarışa güçlü bir şekilde ortak olmasına neden oldu. Böyle bakıldığı zaman Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin oynanacağı haftada Başakşehir ile Beşiktaş bekliyor olacak. Oradan çıkacak sonucu. Orada Galatasaray'ın kazanması halinde artık çok büyük, yani psikolojik olarak da bir avantajı elinize geçirmiş olacaksınız. Çok önemli. Kesinlikle öyle. Böyle merakla ve heyecanla bekliyoruz tabii ki neler olacak. Bu arada Belhanda'dan da bahsetmek istiyorum. Doğum gününü de kutlayalım Galatasaray televizyonundan. Kendisinin son haftalarda yine çok başarılı bir performansı var. Kasımpaşa maçında maalesef forma giyememişti ama bu hafta yine başarılı bir performans sergiledi. Onun bu yükselen performansı ile ilgili ne gibi bir yorumun olur? Yani Belhanda, yani Snyder'in ayrılığından sonra on numaralı formayı giymek, hani her kim gelirse gelsin çok zor bir durum. Snyder'in geçmiş sezonlarda yaşattığı başarılar, Galatasaray taraftarının gönlündeki yeri apayrı. Ama Belhanda yavaş yavaş o sorumluluğu alabileceğini, o kalitede olabileceğini gösterdi.
Fatih Hoca'nın gelişiyle 2-3 maç yedek kulübesinde kaldı ama daha sonra hakikaten hocanın oyun felsefesini kendisi de uygulayabileceğini gördükten sonra artık orta sahanın vazgeçilmez ismi oldu. Bir de Fernando yokken, Ndiaye'ye gitmişken orada Belhanda'ya çok çok ihtiyacınız var. Doğum gününden fotoğraflar varsa ekrana getirelim bu arada. Bir de Selçuk'la beraber de iyi bir ikili oldular. Hakikaten yani birbirlerinin açıklarını, birbirlerinin eksi yönlerini kapatabilen özelliklere sahipler. Belhanda hücum gücü, hücum zekası daha yüksek olan bir oyuncu. Selçuk hem fizik kalitesini biraz toparlamaya başladı hem de akıl dolu paslarla, oyunu yönlendirme özelliğiyle iyi bir bütünlük kurdular. Onlara Domp da destek veriyor. Şimdi Fernando gelecek, sakatlığını atlattı. Yavaş yavaş formasına kavuşacak. Orada hem Selçuk'un hem Belhanda'nın performansı daha da yükselecektir Fernando'nun gelişiyle. Ama şimdi Fernando dönünce bu sefer orada hani kim yedek kalacak sorusu da akıllara gelecek. Çünkü Domp da çok iyi, Selçuk da çok iyi, Belhanda da çok iyi. Elbette Fatih Hoca en doğru kararı verecektir ama güzel rotasyon, o rekabet önemli. Hakikaten herkesin maksimumunu verebilmesi çok önemli bir şey. Nagatomo da biliyorsun golünü attı. Aslında goldü. Gol yani evet zaten sayılmadı. Yayıncı kuruluşun Piero sistemine de göre de ofsayt evet. Olmadığı açıkça ortada. Nagatomo gelir gelmez iyi bir uyum sağladı. Burada çok mutlu olduğunu görüyoruz. Dün hatta Belhanda'nın doğum günü fotoğrafları vardı biliyorsun. Evet. Klasik Brezilya usulü kutlandı. Orada Nagatomo da gerçekten çok ön planda ve çok ön planda yakın. Yüzü gülüyor. Zaten buraya da alıştığını görüyoruz. Evet. Belki biraz aile özlemi çekiyor tabii ki biliyorsun. Yeni de bebeği oldu ama çok profesyonel bir isim. O da elinden geleni yapıyor. Ya bir de hani bir futbolcunun bir kalitesi var. Yani Inter'de yıllarca oynayıp buraya geldiğinizde hani çok yabancılık çekmemeniz hı hı. normal. Çünkü o oranın, o İtalya'nın futbol kültürünü alıp da etkilenmemek hakikaten çok şey olur. Böyle bakıldığı zaman zaten İtalyanca bilen insanların da Florya'da olması, yani Fatih Hoca'nın, Ümit Davala'nın, Mert zaten her dili biliyor zaten biliyorsun. Böyle bakıldığı zaman iletişim anlamında da zorluk yaşamıyor. Bir de tecrübeli, kariyerli bir oyuncu. Geldiğinden beri de formayı bırakmadı. Performansını da her geçen hafta ilerletiyor. Hı hı. Kiralık gelmesine rağmen hakikaten maksimumunu veriyor. Hani çok iş ahlakı üst seviyede bir oyuncu hakikaten. Galatasaray için önemli bir kazanım. Bence de öyle kesinlikle. Ve artık biraz da tabii ki Akhisarspor maçını konuşalım. Ligde işler bu kadar heyecanlıyken ilk etapta ligle başlıyoruz evet. tabii ki. Her gün yeni bir heyecan yaşıyoruz. Ama Türkiye Kupası da bizim için çok önemli. Kupaya giden yolda artık birkaç adım kaldı. Bunun yarı finalinde ilk ayağı Akhisarspor mücadelesi takımımızda bugün yola çıkacak. Evet, kolay bir maç değil açıkçası. Yok. Akhisar'da kupanın burasına kadar gelmişken hani devam etmek isteyecektir bir finale çıkmak tabii yine ki. Yine Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi var bu arada. Evet, Beşiktaş 3 gün sonra. Arayla tekrardan maç oynayacaklar ama hani Fatih Hoca biraz daha forma şansı, ligde az forma şansı bulan oyuncuları ağırlıklı bir kadroyu ilk maçta sürecektir. İlk maçın deplasmanda olup rövanşın burada olması avantaj Galatasaray adına. Daha önce Konya maçı serisinde de bunu yaşamıştı Galatasaray. Hı hı. Tabii Fernando forma şansı bulacaktır, süre alacaktır maçta. Onun bir kendini görmesi, fiziksel açıdan yeniden sahalara dönmesi, morali açısından da çok önemli. Yine Sinan Gümüş, Yasin, Mariano'nun tekrardan ilk 11'de sahaya çıkacağını tahmin ediyorum. Savunma hattında Ahmet Çalık olacaktır. Kalede Eray'ı göreceğiz. Karasso'nun bir sakatlığı var ama o da kısa süre içinde dönecek. Böyle bakıldığı zaman oynamayan oyuncuların da maç eksiklerini kapatmaları adına önemli. Bir de Galatasaray'ın tabii ki Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım olması nedeniyle o kupa geleneğini de sürdürme isteği olacaktır. Bir de neresinden bakarsanız bakın, siz Galatasaray finale çıktığında rakibiniz ya Beşiktaş ya Fenerbahçe olacak. Bir derbi finale olacak. Bu da önemli. Kulüp tarihi açısından yani tabii. Ezeli bir rakibinizi yenip o kupayı alabilmek ayrı bir tarihe geçecek bir durum. Bu açıdan bakıldığı zaman da önemli. Yani ilk maçtan Galatasaray yani galibiyet tabii ki isteyecek ama Konya serisinde olduğu gibi bir gollü beraberlikle gelip yine Türk Telekom Stadyumunda finale çıkan tarafta Galatasaray olur diye tahmin ediyorum ben. Tabii. Ama Okan Buruk'un Akhisar'ın başında iyi bir performans gösterdiğini ayrıca Fatih Hoca'nın tabii ki eski öğrencisi olmasıyla beraber orada hoş bir durumun da yaşanacağını belirtelim. Nasıl bir 11 çıkacak? Tabii ki yarın akşam göreceğiz değerli izleyiciler. Yarın saatler 19.30'u gösterdiğinde Kerem İnan ve Cevat Güler'le maç öncesi yayınımız olacak. Sizlere bu heyecanı yaşatacağız. Ortada tabii ki nasıl bir kadro çıkacak onu göreceğiz. Onun üzerine değerlendirmeler yapacak konuklarımız. Yarın yine maç günü, maçın heyecanını Galatasaray televizyon ekranlarında yaşayın diyoruz değerli izleyiciler. Biz de merakla bekliyoruz. Tabii ki senin de dediğin gibi final maçı
yine bir derbi olacak. Evet. Galatasaray finale çıktığı takdirde. Dolayısıyla Türkiye Kupası anlamında da heyecanlı günler bizi bekliyor. Ama bir yerde kupa varsa onu Galatasaray kazanıyor. Kupa alma alışkanlığımız, evet, var. Bu arada kupa demişken de müzemiz de biliyorsun 1 Mart'ta açılıyor taraftarımıza. Bugün siz basın mensupları olarak ziyaret ettiniz, gezdiniz. Ben de yayın çıkışı bir bakmayı düşünüyorum. hemen herkesten önce ben de merak ettim. Çünkü gerçekten çok güzel fotoğraflar da paylaşmışsınız. Birçok kupa, şanlı mazimizde kazanılan birçok sayısız kupa. Ve gerçekten duygulanmamak da elde değil, değil mi? Evet, tabii yani hani girdiğimizde hem daha önce bu mesleğe başlamadan önce gördüğümüz Galatasaray'ın başarılarıyla mesleğin içindeyken gördüklerimiz, hani bir anda böyle bir çırpıda hatırlıyorsunuz. Çok önemli, hakikaten emeği geçen herkese teşekkür etmek lazım. Galatasaray taraftarının da ilgisini çekeceğini biliyorum. Zaten 1 Mart'ta da taraftarlara da açılıyor. Gelip burada ziyaret etmek, ardından stat turu yapılıyor. Soyunma odalarını görmek, futbolcuların nasıl maça çıktıklarını hakikaten. Aynı formaları, asılı, her şeyleri var yani. O havayı solumak çok önemli. Bütün taraftarların gelmesini tavsiye ediyorum. Tabii açılış günü de bizim de yayınlarımız olacak. Yine Galatasaray Televizyonu ekranlarında sizleri bekliyoruz efendim. Biraz da gazetelere bakalım. Programımızın son bölümünde Cumhuriyet Gazetesi ile başlayalım ve Cumhur Önder Aslan'a dönelim. Bugün Galatasaray ile ilgili hangi konuyu yazdı? Geri Rodriguez'in performansını programın başında da konuşmuştuk. Ona biraz ağırlık verdim. Bahsettiğim gibi Fatih Hoca'nın gelmesiyle beraber ilk 11'in değişilmez ismi oldu. Bunda tabii Fatih Hoca'nın aşıladığı özgüven, Geri Rodriguez'in hücum özelliklerini biraz daha ön plana çıkarmasını istemesi, risk almasını, risk almaktan korkmamasını söylemesi oyuncuya da bir özgüven aşıladı. Bununla beraber hücumdaki o gol vuruşları, gol sayısının yükselmesi, asist özelliğinin daha ön plana çıkmasında etkili oldu. Zaten Rodriguez'in idmanlardan sonra da özel olarak şut çalışmaları ve bazı teknik detaylarda çalışmalar yaptığını biliyoruz. Çalışkan bir oyuncu, kendine iyi bakan bir oyuncu. Fiziksel anlamda da hep fit, yani geldiği günden beri, PAOK'tan transfer olduğu günden beri hakikaten hep fit bir görüntüde. Bu da çok önemli. Çok kolay kolay sakatlanan bir oyuncu değil. Çünkü onun attığı sprintleri, hızlı koşuları çok futbolcu yapamıyor. Yani yapsa dahi risk barındıran bir şeydir. Çünkü Adele sakatlığına çok müsait hale gelirsiniz ama Rodriguez'de bu tip problemler pek yaşanmıyor. O açıdan da çok önemli. Bunu vurgulayan bir haberim vardı bugün gazetemizde. Peki zaten bugün Geri Rodriguez ve Gomis'in performansı ön plana çıkartılmış gazetelere baktığımızda Cumhuriyet Gazetesi'nin ardından Sözcü'ye bir bakalım. Tek başına takım başlığı var. Buffett'in bir Gomis Galatasaray'ın süper kahramanı gibi başlığı haberde yer almış. Fransız Yıldız 20 gol 5 asistlik performansıyla Karabükspor ve Konyaspor'u geçti. Malatyaspor ve Antalyaspor'a da çok yaklaştı. Cimbom onun skora katkı verdiği 13 maçın sadece ikisini kazanamadı diyor. Gerçekten çok başarılı bir performans. Aynı zamanda Rodriguez'in performansından da bahsediliyor gazetede değerli izleyiciler. Nagatomo Galatasaray macerasını Sözcü'ye anlattı. Az zamanda çok iş. Eşimi ve çocuğumu çok özledim ama takım için en kritik döneme girdik. Burada kısa sürede önemli şeyler yapmak istiyorum dedi Nagatomo. Ve gördüğünüz gibi Florya'da yüzler gülüyor. Çok ciddi sık antrenmanlar oluyor. Tabii ki Belhanda'nın doğum günü kutlanırken de Brezilya usulü kutlanmış. Un ve yumurta. Görüyoruz. Hocamızı görüyoruz, Belhanda'yı görüyoruz, Nagatomo'yu görüyoruz. Yüzleri gülüyor gerçekten. Çok güzel fotoğraflar zaten dün Galatasaray'ın resmi Instagram hesabından da paylaşıldı değerli izleyiciler. Aynı zamanda biliyorsunuz Donk'un ne kadar eğlenceli bir kişiliği olduğundan bahsetmiştik. Belhanda'ya takıldı diyor. Dün onun doğum gününü kutladı arkadaşının. Hala arkadaşız diyor ama bir taraftan. Evet, gerçekten öyle. Bir kez daha geçmiş olsun diyelim hem Eren'e hem de Donk'a. Donk'a, evet. Devam edelim Fotomaç gazetesiyle. Buffett'in bir Gomis'in başarısı sadece Türkiye ligiyle sınırlı değil. Dünya yıldızı başlığı var Gomis'le ilgili. Tabii ki güzel haberler, güzel istatistikler yer almış. Gomis Avrupa'nın 10 büyük ligi göz önüne alındığında ilk 5'e adını yazdırmayı başardı. 20 golle dünyaca ünlü isimler Messi ve Neymar'la 5. sırayı paylaşıyor diyor. Bakalım neler olacak ilerleyen dönemde, eminiz ki bu istatistiğini geliştirecektir diyelim. Devam edelim. Açık Mert Korkusuz gazetesinde yine Buffett'in bir Gomis var. Gomis varsa sorun yok başlığı atılmış. Galatasaray Lig ve Kupa'da Fransız Yıldız'ın skora katkı yaptığı 16 maçın 14'ünü kazandı. Gerçekten çok
önemli bir istatistik. Yine Nagatomo'nun açıklamaları var. Burada kısa sürede önemli işler yapmak istiyorum. Eşimi ve çocuğumu çok özledim ama takım için en kritik döneme girdik. Maçlara konsantre oluyorum ve Türkiye'deki yaşam tarzına alıştım dedi. Taffarel'le de fotoğraflar paylaşıyor zaten. Keyfi yerinde. O alışma süreci her zaman Galatasaray'da daha kısadır. Bunu yıllar yılı görmüşüzdür her oyuncu için. Nagatomo da evet geleli henüz çok uzun bir zaman olmadı ama takıma oldukça alışmışa benziyor. Rodriguez'in aklı şampiyonlukta başlığı var. Zaten bu performansı da aklının şampiyonlukta olduğunu ispatlıyor değerli izleyiciler. Fanatik gazetesinde Fernando ile ilgili bir haber yer almış. Brezilyalı yıldız için hedef belirlendi Kadıköy'de. %100. Sakatlığını yeni atlatan Fernando sırasıyla Akhisar, Karabük ve Konya maçlarında belli sürelerle oynatılacak. Tabii bu bir iddia. Göreceğiz. Nasıl bir 11 çıkacak? Fernando oynayacak mı, oynamayacak mı? Göreceğiz tabii ki. Fanatik gazetesinde de tabii ki Fernando'nun gelişiyle birlikte tatlı rekabeti anlatan haberde yer almış. Akşam gazetesine bakalım. Geri Rodriguez. Cumhuriyet gazetesinde olduğu gibi ön plana çıkartılmış. Fatih Terim'in gelmesiyle büyük bir çıkışa geçti. Rodriguez Galatasaray'da mutlu. Önce şampiyonluk, önümüzdeki sezonda Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyor. Rodriguez kalmak istiyor. Menajer çalışkan futbolcusunun gitmek istemediğini söyledi diyor gazetede. Gerçekten çok başarılı bir performansı var. Ve son olarak da Habertürk gazetesini rica edeceğim yönetmenimden. Habertürk gazetesi gelsin. Florya Fatih başlığı var. Galatasaray'da Igor Tudor, Florya'da altyapıların yüzüne bakmazken Fatih Terim 5 yaşında ilk futbol eğitimin başladığı okullardan U21'e kadar tüm yaş kategorileriyle tepeden tırnağa ilgileniyor. Hocamızın bu yönünü zaten kesinlikle çok iyi biliyoruz. Biliyoruz. Erhan Telli güzel bir habere imza atmış. Hakikaten Fatih Hoca hafta sonları orada bütün alt yaş kategorilerindeki çocukların antrenmanlarını izliyor, yanlarına gidiyor, konuşuyor. Bir şeyler anlatıyor futbol adına. Yani oradaki bir çocuk için muazzam bir şey. Tabii yani üstünde Fatih Terim geliyor size orada şöyle yap diyor, taktik veriyor falan. Bu inanılmaz bir hatıra, bir de inanılmaz bir motivasyon kaynağı. Yani orada futbolcu olmak isteyen bir çocuğa Fatih Terim'in gelip bir şeyler söylemesi müthiş bir şey. Yani hakikaten hocanın bu özelliğini takdir etmek lazım ve orada iyi bir ekip var. Sayın Ali Yavaş, Sayın Müfit Erkasap zaten Fatih Terim başlarında. Erhan abi de çok güzel bir haber yazmış. Kesinlikle öyle. Altyapının Türk futbolu için ne kadar önemli olduğundan bahsediyoruz. Zaten Galatasaray bu alanda da öncü. Şimdi yeni çalışmalar da yapılıyor. Her zaman da hocamızın bu yönünü zaten çok iyi biliyoruz. Hep göreceğiz zaten evet. Bu şekilde altyapıları da dikkatle incelerken. Tabii ki oradan çıkacak isimler de çok çok önemli. Galatasaray'ın geleceği ilerleyen dönemde bu bakımdan da çok önemli olacak. Ben sana çok teşekkür ediyorum. Tabii gündemimiz yoğundu. Evet. Hem lig maratonunu konuştuk, hem Galatasaray'ın performansını konuştuk, hem de Türkiye Kupası maçlarını konuştuk. Yeniden bekliyorum güzel galibiyetlerde. İnşallah. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, gün ortası programını bugünlük noktalıyoruz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Mutlu günler diliyorum sizlere. Hoşça kalın.